Önce 52 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Sonra iki arkadaş ve en son babayla oğlu. Ortak noktaları aynı büfeden içki satın almış olmalarıydı. Ölüm haberleri de peş peşe geldi. Polis soruşturma başlattı ve iki şüpheliyi gözaltına aldı. Onlardan birinin mesleği bu kadarına da pesti. Biri beden eğitimi öğretmeni, diğeri büfeci. Sahte rakıları öğretmen evinde üretti, büfeci de daha fazla para kazanmak için sattı. O sahte rakılar bir haftada 3 can aldı. İkili önce serbest kaldı ama savcı itiraz edince tutuklandı. İlk zehirlenen 52 yaşındaki Fatma Özlü. Hastaneye kaldırılan kadına metil alkol zehirlenmesi tanısı konuldu. Zehirlenme haberleri peş peşe geldi. Bir gün sonra iki arkadaş Kenan Pehlivan ve Özcan Önal, ertesi günse İbrahim Gök ve oğlu Cüneyt Gök hastaneye kaldırıldı. Hepsi rakıları aynı büfeden almıştı. Önce büfeyi çalıştıran zanlı, sonra da sahte rakıları ürettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı. O öğretmenin evi rakı imalathanesi gibiydi. İbrahim Gök ve Özcan Önal hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Sorguya alınan öğretmen sahte rakıları satmadığını, sadece kendisinin içtiğini ve arkadaşlarına verdiğini söyledi. O ve büfe sahibi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sahte içkiden ilk zehirlenen Fatma Öz de tedavilere yanıt vermedi. Sahte rakıdan içtikten 9 gün sonra hayatını kaybetti. Bir haftada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sahte rakıları ürettiği öne sürülen öğretmen ve satan büfeci savcının itirazıyla yeniden gözaltına alındı. Tutuklanan iki zanlı cezaevine gönderildi.